Reyhan, hardasan? Ne mi sandın? Hiç odada eşyamız kalmış mı diye baktım. Bak bakayım bana.
Ağlamışsın sen. Yok, ağlamadım. Odada toz kalkmış eşyaları toplayınca. O yüzden... Anladım. Sen bu işe yaramaz yakışıklıyı görünce tabii kötü oldun. Bu erkek milletinin gülüşüne, sevgi dolu bakışına inanmayacaksan. Bunların hamısı beledi. Ağlatsınlar, yalan danışsınlar. Ellerinden başka hiç ne gelmir. Değer bu ciğer 5 para etmez şunu ağlamağa. Hayır, ben onun için ağlamadım. Kadınlar ağlasın, bal kabaklar keyif çatsın. Oh ne güzel hayat. Sen burada hasretlik çekerken o... Yok. Özlemedim ben onu. Sadece... Yine o geceyi hatırladın değil mi? Boş geçeceksin. Gönlünü kapatacaksın bu işe yaramaz kocana. Kapattım bile çoktan. Yarın karşına çıkarsa? Yürür giderim kendi yoluma. Aferin, işte böyle. Hadi gel şimdi çıkalım dışarıya. Sen temiz hava al. Ben de her zamanki numaramı çekeyim. Pür rengi çay demleyeyim içeyim. Hadi gel. Gitmeyeceğim. Hayır, gitmeyeceğim. İstemiyorum. Baba. Baba, gitmeyeceğim. Tanem. Korkma, rüya gördüm. Gel. Sadece kötü bir rüya. Gel. Korkma. Bak yanımdayım ben. Dedem beni almaya gelmişti baba. Beni ona gönderme. Seni benden hiç kimse alamaz. Tamam mı? Hiç kimse. Sarıl bakalım gel. Dün vereydi maaşımı. Bugün paşa paşa evimizde otururduk. O da erkek işte. Hepsinin dibine kibrit suyu. Sıra patrona mı geldi? Hak etmedi mi ama? Adam haftalardır maaşımı vermiyor. Ha bugün, ha yarın oyalıyor. Adamın kasasında akrep var sanki. Hayır, sadaka mı istiyoruz? Maaşımı verecek. Bak sokakta kaldık. Ev sahibi biraz insaflı olsaydı. Onu hiç karıştırma. Allah belasını versin. Ne? Bakma öyle, konuşuyorum işte. Yarın hemen bir ev bulmamız lazım. Evet. Ben durağın arkasındaki sokakta boş bir ev görmüştüm pazara giderken. Yarın ona bir bakayım. Tamam. Hadi ama karartmayalım içimizi. Bak çay içiyoruz. Bu dertleri unutmak için az bir demlik içmek lazım. Çay nedir, say nedir? Sen beni tutmasaydın var ya, bana boyu devrilesice ev sahibini bir güzel benzetirdim de. Sonra da karakolluk olurdun. Evet. Narin.
Sen gidince ben ne yapacağım? Yapma canım. Hem şimdi gitmiyorum ya. Gemi gelecek de ben yakalanmadan bineceğim de. Oho. Şehir değiştirsen tamam da ülke değiştireceksin. Ne bileyim, belki de bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Çayın açık mı olmuş? Hiç iyi gelmedi sana. Demli demli içelim. Derdimizin devası mide ağrısında diyorsun. Çok mu koyu oldu? İyidir, iyidir. İlaç niyetine. Erkeklerin içimize akıttığı zehri temizler. Koyu mu oldu? Erken daha uyu sen. Zeynep. Üşüttün sen tabii gece. Ben ne yapsam ki? Ben bir eczaneye gidip öksürük şurubu alayım, tamam mı Zeynepciğim? Bekle beni burada. Yok Reyhan abla, iyiyim ben. Narin? Narin nerede ki? Narin? Reyhan, bak bu Ahmet abi. Kadife ablanın kocası. Durumumuzu öğrenince sağ olsun, ben yardım ederim dedi. Bizi taşıyacak. Allah razı olsun sizden. Cümlemizden kızım, cümlemizden. Ben ufak ufak başlayayım taşımaya. Narin, biz daha ev bulmadık ki. E hallettim onu da. Kadife ablaların iki sokak ötede kiralık evi varmış. Tuttum da geldim. Parası? Maaşı al vereceğim. Narin abla, gece uyumadın mı? Ne hallettin? Zeynep? Hasta mısın sen? Öksürüyor böyle. Ben bir öksürük şurubu alıp gelsem mi dedim ama. Reyhan abla, dedim ya iyiyim ben. Gerek yok. Akşam bir ıhlamur kaynatır içiririz. Sonra bakarız. Tamam o zaman. Hadi biz koyulalım işi o zaman. Benim gitmem lazım. Maaşı alıp hemen geri geleceğim, tamam mı? Tamam, sen bak işine, biz hallederiz. Tamam. Yeni ev eşyaları indirirken yetişirim. Ahmet abi adresi biliyor. Tamam. Ahmet abi çok sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi güle güle, güle güle. Söylediklerine inanmamı istiyorsan karşısına geçip gözlerine bakarak onu bir daha affetmeyeceğini söylersin. Tabii bunu yapacak cesaretin varsa.
sen de göreceksin. Duyması gereken ne varsa duyacak. Zeynep. Terledin mi canım sen? Zeynep. Ateşin yükseliyor senin. Bir yerin ağrıyor mu canım? Yok Reyhan abla. Terledim ya ondandır. Öksürmüyorum bile. Alo. Hı. Eşyaların çoğunu yükledik. Kolayladık sayılır. Birazdan çıkarız yola. Sen ne yaptın? Geldim dükkana ama patron ortada yok. Ne yapayım? Bekliyorum işte. Gelsin parayı alıp hemen geleceğim. Tamam. Alo. Buradaki işimi bitirir bitirmez geleceğim. Bir iki saat. Yok yok gelmemezlik eder miyim? Söz verdim. Merak etmeyin. Kızım, biraz acele edelim. Diğer işe gecikmeyeyim. Ayıp olmasın. Tamam Ahmet abi, az kaldı zaten. Hadi ya hadi. Nerede kaldın? 5 ve 12'nin siparişleri nerede kaldı? Söylenmeye başladılar. Geliyor. Ne yapayım? 10 tane kolum yok ya. Yanıma bir yardımcı istiyorum. Adam kılını kıpırdatmıyor. Tek başıma anca bu kadar. Maaşı verecek mi bugün? Vermek zorunda. Evi tuttuk biliyorsun. Adam para bekliyor. 5 ve 12 hazır. 3.30 paraya çalışıyoruz. Onu da zar zor alıyoruz. Mesainin de üstüne yatıyor. Masa altı ben hallederim. Ah canım ya, seni de izin günde çalıştırıyoruz. Laf mı olur Kadife abla? Ben hallederim, sen işine bak. Afiyet olsun. Yanlış oldu. Pardon? Siparişlerin yerleri. Kusura bakmayın. Yine yanlış. Yoğurtla salatanın yeri. Thank you.
şey mi oldu? Yok bir şey abi, su döküldü. Sen de düşmeye vakt aldın. Dün gece Emir'le konuştuk. Kemal, bu sefer yemekten sonra konuşsak olmaz mı? Tadımız kaçmasın. Az kaldı Ahmet abi. Sadece şu son iki parça. Buralarda olmalı. Burası. İşim var. Kadife ablayla imdadımıza yetişmeseydiniz ne yapardık bilmiyorum. Allah razı olsun sizden Ahmet abi. Cümlemizden kızım. Bugün size yarın bize. Sizi böyle açıkta bırakacak değildik ya. Hadi o zaman bir an önce yolu koyulalım. Hadi Zeynep'ciğim arabaya geçelim. Hadi ama be kardeşim, mevsimler değişti biz. Hala hareket edemiyoruz ya. Nasılsın canım?
Eşyamız kalmış mı diye baktım. Bak bakayım bana. Ağlamışsın sen. Reyhan abla, iyi misin? İyiyim canım benim. İyiyim. Bir geri dönebilir miyiz? Geri mi? Neden kızım? Ben çok önemli bir şeyimi unuttum da evde. Onu almam gerekiyor. Hay Allah, anladım da. Aa, tabii doğru. Yok, biz gidelim, sen işine geç kalma. Hadi şuradan dönelim. Yok, sen hiç zahmet etme. Sen dur burada. Ben aralardan, bahçelerden koşa koşa kestirmeden gider gelirim. Bence bu konuda Emir'e haksızlık ediyorsun. Emir bu olayda sadece bir kurban. Tuzak kurmuş olabilirler. Kemal, o resimleri ben gördüm. Reyhan da gözleriyle gördü. Kendi hayatını mahvettiği yetmiyormuş gibi Reyhan'ı da bitirdi. Akıllanacağı yok onun. Yıllarca uğraştım ama gerçekler ortaya çıkınca Reyhan da Emir'i affedecektir. Affeder mi diyorsun? Onca şey yaşadıktan sonra. Nerede? Nerede yaşıyor? Ne yiyip ne içiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Reyhan'ın yerini şu an sana söyleyemem abi. Önce Emir'le yüzleşmesi gerek. Üzgünüm. Çok huzursuzum Kemal. Reyhan güçlü kızdır abi. Bakar başının çaresine. Hem sana mesaj çekmedi mi? İyiyim demiş. Burası mı yani?
baktın yani Ramazan. Sildin her şeyi. Peşinden koşacak değilim. Evet, buradaydım. Efendim Cemre? Emir'cim, meşgulsün biliyorum ama... Bir şey mi oldu? Suna, ilaçlarını içmiyor. Ay, ne yapayım, kimi arayayım bilemedim. Geleceğim diye söz vermiştim. Gelemeyince tabii. Ne yapsam?
Tekrar mı denesem? Ya ama korkuyorum yine dengesi bozulacak diye. Yok yok, bekle sen. Amcama uğrayıp eşyalarımı alıp geliyorum, ben hallederim. Yok yok, sen hemen gel. Ben söylerim Sefer'e, eşyalarını alır. Hem daha fazla gecikmesin ilaçları. Tamam ama konağa epey uzağım. Yani ancak 2 saate kadar konakta olabilirim. Tamam, olsun. Hiç içmemesinden daha iyi. Tamam, görüşürüz. Üzgünüm Sunacığım. Abin geldiğinde seni her zamankinden daha perişan görmeli. Ki bir daha gidemezsin. Bunun için minnacık fedakarlık yapacaksın. Benim için. Döndünüz mü? Nasıl geçti küçük gezintiniz? Temiz hava iyi geldi. Hı hı. Sıkılmıştım bütün gün evde. O zaman şimdi ilaç vakti.